Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve ilginç bir gün gerçekten. Dün saat 10'da, 10'a 10 kala biz yayınımızı bitirirken Cüneyt Baksoy buradaydı ve biraz sonra saat 10.30'da Sayın Erdem Başçı konuşacak. Bu konuşma sonrasında da piyasalarda en azından bir rahatlama bekleniyor demiştik. Tam tersi oldu. Biliyorsunuz Sayın Erdem Başçı dün Anadolu Ajansı'nın finans biriminde yaptığı toplantıda çok önemli açıklamalarda bulundu ve dün sizi duyurmuştum. Tesadüfe bakın, yani böyle bir günde hakikaten bu politikalar ne anlama geliyor. Atilla Yeşilada'nın bizlerle birlikte olacağını belirtmiştim ve Atilla geldi. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk. Yani gözlüklerin çok yakışmış. Sen de mi göremiyorsun artık? Gözlerim karardı. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Faiz evet, artırmadan an... döviz satanlara yazıklar olsun. Bir dakika. Durdurmak zorundayım seni. Faiz lobisinin elebaşısı olarak sen. Evet, şu teşekkür son gelişmelerde... Ne diyorsun? Ya şöyle bir, hakikaten yatırımcı çok fazla soru gönderiyor. İnanılmaz böyle ilgi de var. Bugün geleceğini bilenler en azından mailler atmışlar, fıkralar göndermişler. Atilla, en çok sorulan soru. Bu neler konuşuldu, ne oldu, bundan sonra ne olur vesaire, buraya çok fazla girmeyeceğim. Direkt to the point gideceğim. Yani sorulara yöneleceğim. Sen her gün paraanaliz.com'da zaten bütün yazdıklarını yazıyorsun, görüşlerini açıklıyorsun. Ne olup bitiyor şu ana kadar? Dün Sayın Erdem Başçı'nın söylediği gerçekten olur mu? Yani 18 Eylül bize Ekim'e kadar süre verin dedi. Ekim'e kadar süreyi aldıktan sonra 18-20 Eylül'den itibaren Fed kendi duruşunu belirledikten sonra acaba... Gerçekten beklenen olur mu? Yani gerçekten döviz düşmeye başlar mı? Gerçekten ama bak şimdi ama bak bana şimdi yayına girmeden önce şey dedin yani yabancıların elinde 85 milyar dolarlık dips var dedin. Adamlar sıkıştı kaldı, bir şey yapamıyorlar. Döviz yukarı çıktıkça zarar yazıyorlar. Faiz yukarı gittikçe zarar yazıyorlar. Kımıldayamıyorlar. Onlar hiç olmasa tahvillerde alıma geçmezler mi? Evet, ben biraz daha şeytanın avukatlığını yapacağım. Şimdi, yani ben bugün şey tarafındayım abi. Ya olmaz. Yani döviz düşmez. Hani geçici dalgalanmaları kastetmiyorum. Dünya değişti. Yeni dünyada Türkiye gibi tamamen dış krediye ve sıcak paraya bağlı ülkelerde büyümeyle Türk lirasının değer kazanmasını bağdaştıramazsınız. İkisinden birinden taviz vereceksiniz kardeşim. Ya Türkiye'yi 2-3 sene süren bir resesyona mahkum edip bu cari açık sorunu kökünden kazıyacaksınız ve yatırımcıların güveni yerine gelecek. Ya da Türk lirası faizi de kullanmadığınız için cari açığı finanse edilebilecek boyuta dengelinceye kadar düşmeye devam edecek. Yönü daima düşme yönündedir bundan sonra. Neyin yönü düşme yönündedir? Türk lirasının yönü, gideceği tek yer güneydir. Yani... Antalya'ya doğru gider bundan sonra. Artık bir daha Karadeniz'e çıkmaz buradan. Anladım. Peki dün Erdem Başçı 2.20 hedefinden bahsetti. 2.20 daha doğrusu bir analist dedi zaten yazıp duruyor dedi. Daha Mayıs'ta bunu yazdı dedi. 2.20 olacağından falan bahsetti dedi. Bugün ya da yarın dedi. Hatta çok kısa bir süre içinde düşecek. Göreceksiniz dedi. Aynı zamanda da hani göreceksiniz yanında dövizin belini kırarız dedi. Ama faiz silahı yok. Bilanço silahı nedir? Sen ne anlıyorsun bilanço silahından? Ya bilanço silahı işte yani dövize talep geldikçe ben bunu faizleri arttırarak caydırma şeklinde değil döviz satarak kullanacağım. Yani Merkez Bankası'nın 40 milyar dolar kullanılabilir dövizi var. Türkiye'de en son hesaplamalara göre kaçmaya hazır sıcak para bunun 3 misli. Ayrıyeten bir de Erdem Başçı da itiraf ediyor. Aynı zamanda elindeki döviz rezervini cari açığın bir kısmını finanse etmeklere kullanacak. Çünkü kimse dış kredi almıyor artık. Bu hesap yürümez, tutmaz yani. Kardeşim, Brezilya'nın rezerv pozisyonu bizden çok daha güçlü. Adam 60 milyar dolar resmi müdahale programı ilan etti. Yine real yerlerde sürünüyor.
bu işin böyle yapılmayacağını tarih boyunca defalarca piyasalar ispatladı merkez bankalarına. Siz Amerika Merkez Bankası ya da Avrupa Merkez Bankası değilsiniz ki istediğiniz kadar rezerv para basın ve gelen saldırılara karşı direnin. Çok evet. Kısıtlı bir rezerv. Bir de şunu anlamıyor yani maalesef kamuda ve değerli hükümetimizde halkımız nasıl olsa bilinçsiz diye bir keriz yerine koyma olayı başladı. Ve Türkiye'de çaylak ekonomistler, basın mensupları da buna bunu yutuyorlar ve böyle ağızları açık seyrediyorlar. Bakın dünyada çok bilinen rasyolar var. Bunlardan bir tanesi de eğer bu tip Türk lirasından kaçışlara, panik ataklarına, saldırılara karşı döviz silahınızı kullanacaksanız güçlü bir rezerv oranınız olması lazım. Yani elinizdeki kullanılabilir veyahut da... Nedir bu oran? Brüt rezervlerin oranının kısa vadeli dış yükümlülükler oranının 1'i geçmesi lazım. Bizimki 0.75. Belki daha altında. Brüt rezervin? Evet. Yani brüt net rezervin daha da düşük. Yani yapamazsın hani bu kadar açık. Bu ekonomik kuram değil. Son 20 yılda yaşanan bütün krizlerde bunun böyle yapılmayacağını gördük. Zaten... Esnek kur sisteminde miyiz biz hala? Ben hatırlayamıyorum. Esnek kur sistemine evet. Geçtik esnek bence. Dün geçtik. Esnek kur sisteminde Merkez Bankası Başkanı nasıl Aralık sonu için dolar kuru telaffuz eder? Ben bunu anlayamıyorum. Eğer sevgili Merkez Bankası Başkanımız hakikaten Türk lirasını aslanlar gibi savunacak ve dövizin belini kırılacaksa forward satsın o fiyattan bana. Hadi ben istediği kadar alayım. 1.92'den forward versin bana. Niye yapmıyor? Yok arada faizi eklemesi lazım. İşte, hayır onu söylüyor zaten. Ben 6.75'te kısa ucu tutacağım. Oradan hesapladığında 1.92'ye gidiyor dolar yani. Dünyanın böyle... Erdem Bahçı'nın para politikasında hala inatla deneysel girişimleri sürdürme hatası dışında iki tane çok büyük beşeri hatası var. Tam bu anda şu soruyu yönlendirmem lazım. Atilla Bey niye siyah gözlük takıyor? Söylediklerinden sonra tanınmamak için mi? Vallahi çok açık mesaj Mehmet vermek Gül istiyorum. Artık... Merkez Bankası Türkiye'de kötü gidişata müdahale etmeyeceğini dün açık bir şekilde beyan etti. Ne güzel işte, netleşmedi mi? Efendim? Netleşti her şey. Müsaadenle bitireyim. Niye bu kadar karamsar oldum? Samimi olarak endişeliyim. Bunu şakaya boğmaya çalışıyorum ama mesajım çok ağır gitmesin diye. Bir Türk vatandaşı ve hayatını bu ülkeden kazanan bir insan olarak çok derin kaygılar taşıyorum. Bakın Erdem Bahçı dünyayı yanlış okuyor. Erdem Bahçı bütün oyun planını... Eylül'de Fed bir karar alacak, arkasından para Türkiye'ye geri dönecek hesabı üzerine yapmış. Bu hesap doğru değil. Jackson Hole'a da gitti. Burada da bütün uzmanlar bu hesabın doğru olmadığını, gelişmekte olan piyasalara asla bundan sonra eskisi kadar para girmeyeceğini, girse de bu paranın temel dengeleri çok sağlam olan ülkelere gideceğini söylediler. Şu anda dünyada bütün yatırım bankalarının kırılgan, yani hassas olduğunu kabul ettiği 5 ülke var. Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Brezilya. Hı hı. Bu ülkeler kendi yapısal sorunlarını çözünceye kadar eskisi kadar sıcak para gelmez. Hatta bir kaçmaya devam edelim. Peki bir dakika. Ben... Şimdi oyun planlarının buna göre yapılması lazım. İkincisi, müsaadenle bitireyim çünkü önemli bir nokta bu. İkincisi, Erdem Başçı piyasalarla diyalog kuramıyor. O eleştirdiği arkadaş... 8 yıl boyunca AKP hükümetine ve TCM politikalarına en yakın desteği vermiş, Türkiye'ye milyarlarca dolar sermaye getirmiş bir arkadaşımızdır. Bunu başkalarına da yaptılar. Adam TCMB'nin politikalarını övdüğü zaman baş tacı oluyor. Peki sakıncası var mı kim olduğunu açıklamanın? Efendim? Ahmet Akarlı'yı söylüyor canım. Hepimiz biliyoruz. Yani gizli bir şey değil zaten. Tamam, Goldman Sachs'ın baş ekonomistini söylüyor. Evet. Çok da ayıp ediyor. Hakikaten çok ayıp ediyor. Bir yanlış yansıtıyor Ahmet Akarlı'nın pozisyonunu. İkincisi bu sabah açsın baksın ekrana 2.06-2.07 oldu dolar. Olur da bakın şu anda bile Brezilya para birimi bizden daha fazla değer kaybetmiş. Şu an 2.05-41 evet. Alasmaldık Erdem Bey. En yüksek evet devam et ben kesmemiş olayım. En yüksek 2.07'yi görmüşüz evet. Yani piyasalarla konuşmayı reddediyor. Durumu dünyayı yanlış okuyor. Ve bundan yola çıkarak çok riskli bir bahis oynuyor. Eğer Ekim'de onun kendi parasını değil, Merkez Bankası'nın dövizini ve benim kaderimi masaya koyduğu gibi bahsi doğru çıkar, Türk lirası istikrar kazanırsa eyvallah. Bu barbut oynamaya benzer. Hayır, o zaman düşeş atacaksın. Zaten o zaman kahraman olur yani evet. Gerçekten. Evet ama olmazsa ne olacak? Olmazsa bak iki tane bu iş istemiyorum. Para piyasaları meselesi, cari açık meselesi değil. Burada iki tane çok büyük tehlike var. Bir,
Artık kimse Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine inanmıyor. Dolayısıyla enflasyon beklentilerini çıpalayan bir kur seviyesiydi. Merkez Bankası'nın kuru gözettiği algılamasıydı. Eğer kuru kontrol edemiyorsan Türkiye'de 1990'ların fiyatlama ortamına döneriz. Yani devalüasyon, enflasyon, enflasyon daha fazla devalüasyon getir. Evet. Bu bir. İkincisi, millet de keriz değil. Sen 6.75 faizi üst sınır ilan etmişsin. Bankalar da çok üstüne çıkmıyor. Dolar, euro, enflasyon gidiyor. Niye milletimiz TL mevduatta kalsın? Şu anda bankalardaki 300-400 milyar TL mevduat dolara geçerse, 160 milyar dolar FX kredisi olan özel sektörde korkudan döviz almaya başlarsa kim tutacak bunu? Hatta şey de, döviz pozisyonunuzu kapatmayın dedi, düşecek dedi. O da büyük hata yani. Zararı kendisi mi ödeyecek yıl sonunda 1.92 olmazsa dolar? Şöyle bir şey soracağım. Beni aslında en çok rahatsız eden ne oldu biliyor musun Atilla? Bu konuşmalarda. Para politikası kurulunun, kurullarının, yani yıl sonuna kadar artık para politikası kurulunun bir anlamı kalmadı. Yani ne politika faizi ne diğer faizlerde hiçbir oynama olmayacak zaten. Bunu biliyoruz, öyle değil mi? Bu zam, evet yani. Bir de para politikası kurulu diye bir kurul var. Bu kurulda tartışılır, ne yapacağı konuşulur falan, ondan sonra karar verilmez mi? Yani bu öyle. Böyle bir 15-20 kişinin olduğu bir toplantıda sadece başkan artık böyle yapacağız diye karar veriyor ya. Bilmiyorum, belki kurul üyeleriyle görüştü hepsi, çünkü Ankara'da, eğer doğru biliyorsam, yanılıyor olabilirim. Onların da onayını almış olabilir. Yani ben bunları açıklayacağım ve siz onay yani veriyorsunuz. Çok sakat tarafı var. Şimdi mesela bir yol göstermeyi, şu anda Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası ve diğerlerinin benimsediği yol göstermeyi çok yanlış anlıyor Erdem Başçı. Hı hı. Yani yol göstermeyi pazartesi açacağı döviz ihalesinin miktarı olarak benimsiyor. Yol gösterme Fed ve Avrupa Merkez Bankası açısından önümüzdeki iki yıl ne yapacaklarını çok açık bir şekilde piyasalara anlatmaktır. Evet. Böyle bir politika benimsemiyor ki. Bak, 6.75-7.75 arası faiz sabitlendi yıl sonuna kadar. Daha doğrusu enflasyon %6.2'ye ininceye kadar. Şu anda çekirdek enflasyon 6.5. Evet. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi sıfır veya negatif bazı kriterlere göre. Siz negatif ya da sıfır reel faizle şu andaki enflasyonist baskıları önleyemezsiniz. Evet. Açıkçası bankalara ucuza kredi verin, özel sektöre daha fazla TL kredi alın diye şey yap, yol açıyorsunuz. Ve bu da sizin öteki sorunlarınızı güçleştiriyor. Evet. Evet, Hüseyin isimli bir izleyicimiz diyor ki, hocam misafirimiz çılgı duruyor diyor. Çılgı duruyor derken herhalde çılgın demek istemiş herhalde. Objektif olmaya çalışmakta fayda var. Senin objektif olmadığını düşünüyor. Ya tutarsa deyip olmayacağını da izah etmek lazım diyor. Başçı piyasalarla siyasetçilerin talebini dengelemeye çalışıyor sanırım diyor. Selamlar diyor. Evet, cevabını alalım. Öyle yapıyor herhalde. Yani Türkiye'de faiz arttırımlarına karşı çok ciddi bir antipati olduğu kesin. Bunun bir kısmı işte İslam liderlerimizden kaynaklanıyor. Bir kısmı da Sayın Başbakanımız ve değerli danışmanlarının yarattığı yüksek faiz lobisi diye bir öcüden kaynaklanıyor. Ama maalesef ekonominin çok katı kuralları böyle mitolojileri ve şehir efsanelerini kaldırmaz. Yani sen Türk lirasının değer kaybetmesini istemiyorsan bunun tek çaresi var. Faizleri arttıracaksın yani. Burada hocanın ne söylediği ya da bir takım komplo teoristlerin ne söylediği hiç mühim değildir. Aksi halde Türkiye ekonomisini batırırsın. Yani ben açıkçası Sayın Erdoğan'ın çok zor bir tercihle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum. Tabii ki önümüzde bir tek değil, üç tane seçim var. Dolayısıyla seçmen desteğini korumak için belli bir oranda büyüme ve istihdam artışı sağlamak lazım. Ama Türkiye, Türk lirasının istikrarını ve yine seçmen gözünde ekonomik istikrar algısını korumak için de Türk lirasını koruması lazım. Bu ikisini nasıl gerçekleştirecek? Bu ikisini gerçekleştirecek bir yol yok. Yok. Yok, ya, kesinlikle ben yok. Şöyle yani ekonomide böyle bir şey yok. Şaka beni bir tarafa objektif artık olmamakla suçlayanlar gelsin anlatsın ya. Yani nerede istiyorlarsa oturup tartışalım. Hayır Atilla, gerçekten şaka bir şey bir tarafa. Yani şu bir gerçek. Dünyada bugüne kadar biliyorsun birçok krizden, birçok olaylardan, işte 70'lerin enflasyonundan sonra enflasyon hedeflemesi keşfedildi. Sonra bu politikalara geçildi. Uzun süre şey yapmadı, sorun çıkartmadan bu politikalar gitti. Şunu artık hepimiz biliyoruz ki faiz, politika faizi
ne sadece kura odaklanır, ne işte cari açığa odaklanır, ne de bir başka şey. Enflasyon hedeflemesine odaklanması lazım. Sebebi de şudur. Enflasyon ne kadar istikrarlı ve düşük devam ederse öngörün o kadar güçlenir. İş adamı olarak senin yapacağın yatırım ve öngörü penceren çok uzar. Aynı zamanda bu faizleri de çok istikrarlı ve kararlı hale getirir. Faiz de kararlı ve istikrarlı hale geldiğinde, enflasyon da kararlı ve istikrarlı hale gelmişse, bunun yanında döviz kurları da istikrarlı ve kararlı hale gelir. Doğrudur. Dolayısıyla burada adam Nobel almış, bunu matematik olarak ispatlamış, politika faiziyle gerçekten toplam iç talebi belirleyebiliyorsun. Finansal biliyorsun hani Sayın Erdem Bahçe daha önce şey diyordu. Yani finansal olarak finansal sistemin işte riskleri engellemek üzere TL değer kazanırken, değil mi? İşte dışarıda para basılıyor. Biz şeyi korumak zorundayız. Finansal yapıyı, finansal istikrarı korumak zorundayız. Finansal istikrar hep birinci cümle oluyordu. Fakat bu arkasından çok ciddi bir finansal istikrarsızlık getirmiş durumda. Şimdi politika faizini kullanmamak demek şu demek değil mi abi? Yani ben düşmanla savaşıyorum. Yani düşman önümde hedefler. Yani düşman dediğim enflasyon hedefi, ekonomik dengeler, finansal istikrar. Bu. Bununla savaşıyorum. Elimde çok güçlü bir araç var. Bazuka mı dersin, bomba mı dersin, ne dersen de. Bunu kenara rafa kaldırdım. Ben taş atarak, döviz satarak bunu yeneceğim demeye benzemiyor mu? Yani ben olayı böyle yorumluyorum ve bunun haricinde de Sayın Bahçı'nın kendi şahsi düşünce demeyeyim, ileriye dönük öngörülerini bir politika haline getirdiğini düşünüyorum. Yani şu an para politikamız Sayın Bahçı'nın Eylül'den sonra tekrar sermaye girişlerinin başlayacağı senaryosu üzerine kurgulandı şu an. Aynen öyle. Yani eğer bu başlamazsa ne olurun B planı yok. İşte onu söylemeye çalış. Başlamazsa yani, battık kardeşim. Bunu herkesin görmesi lazım. Yani Türkiye'de maalesef AKP'nin kendi açısından en büyük başarısı ve Türk milletine yaptığı en büyük kötülüklerden biri, her şey ideolojik olarak tartışılıyor. Bugün Türkiye'de faiz arttırma gereksinimi dışarı yabancıların bize empoze ettiği ve Gezi Parkı protestolarıyla destekleyip Mısır'da da bir başka ayağını şeye sahneye koydukları büyük bir oyunun parçası olarak böyle bir şey yok kardeşim. Ekonominin gereksinimleri bütçe açığının daraltılması, ekonomide faizlerin artırılmasını gerektirir. Şimdi ekonomide bir tabii ki 2-2 daha 4 etmiyor ama en azından ekonominin kendi dinamikleri, sen ne yaparsan yap. Yani bir adam düşünebiliyor musun? Sürekli olarak bankadan borç alıp evindeki eşyayı 3 ayda bir değiştirerek, altındaki arabayı senede bir değiştirerek devam edebilir mi? Yani sürekli gelirinden daha fazla harcıyorsa. Fatura önümüze geldi kardeşim. Yani o cari açık vesaire. Hepimiz geleceğimizi satın almadık mı? Bankalar gitti, sendikasyon kredisi aldı, bize krediyi verdi. Biz gittik arabamızı aldık. Şimdi de fatura geliyor yavaş yavaş önümüze. Burada Turgut Çin diyor ki ülkenden çıkmaya hazır para var ve bu paraya ihtiyacın varsa gitmek isteyenleri kalmaya razı etmek zorundasın. Bunun karşında faizdir. Ne kadar istiyorlarsa o kadar faizdir. Nasıl ki para gelirken faiz düşürüyorsun, çıkarken arttıracaksın diyor. Bu Amin. Kadar düz mantık diyor. Amin. Faiz artarsa ekonomi zarar görüyor. Dolar arttı mı görmüyor mu? Bugün benzinde zam bekliyorum. Bir ay sonra doğalgaz demiş. Şimdi bu izleyicinin bu olaylara bakışı. Yani şu anki gelişmelere bakışı. Bu anlamda ben sana başka bir soru soracağım. Peki sen Merkez Bankası Başkanısın. Tamam mı? Hani hep eleştiriyoruz ya. Evet. Dün sen konuşuyor olsaydın ne derdin? Ne açıklardın? Vallahi hadi Sayın Başbakanımıza olan korkumdan tamam politika faizini arttıramadım. 2011 tamam. Sonunda yaptığımı yapardım. Derhal koridor tavanını 12'ye çekerdim. Hı hı. Ve çok uzun süre mesela İleriye dönük enflasyon göstergeleri yatışıncaya kadar ya da kurda volatilite yeniden Mayıs öncesi düzeye gelinceye kadar da ortalama fonlama faizini, günlük fonlama faizini 10 civarında tutacağımı söylerdim. Bu şu anda bütün dünyada Suriye'den şuradan buradan kaynaklanan panik var. Bu bizim sorunlarımızın hepsini çözmezdi. Ama o zaman bunu söyledikten sonra Ekim'de
daha samimi olabilirdim Türk lirasının dolara karşı değer kazanacağı yönünde. Çünkü bu bahsettiğim politika hem şu anda artık yıllık %30'larda büyüyen kredi hacmini baskılar ve yavaşlatır. Dolayısıyla cari açık ve enflasyona faydası olur. Hem de insanlarda çok önemli olan algı değişikliği yaratır. Türkiye'nin kur ve finansal istikrarı korumak için gerekirse kol keseceğini bir kez daha gösterir. Dolayısıyla iki kanaldan hem güveni hem kredi mekanizması üzerinden Türk lirasını ve ekonomiyi tamir ederdik. Evet. Şimdi ben söyleyeyim ne yapacağımı. Yani ne olacağını ben söyleyeyim. Ne yapardım Merkez Bankası Başkanı olsaydım. FED daha ilk sinyali verdiği gün direkt olarak politika faizinin önümüzdeki süreçte FED'in tapering dediğimiz tahvil alım şeyi sona erene kadar kademeli olarak her ay para politikası kurulunda piyasanın durumuna göre belirli oranda kademeli olarak istikrarlı bir şekilde arttırılacağını söylerdim. Hemen ona çekmezdim. Ama gelecek 6 ay veya 9 ay içerisinde Fed'in şeyi bitene kadar, yani tapering'i bitene kadar faizin ulaşabileceği en yüksek noktanın da belli bir seviye olacağını söyleyeyim. Senin dediğin gibi 10-11 civarını belirlerdim. Bu şunu getirirdi. O zaman iş adamı, sanayici vesaire buna göre hesabını yapması için fırsat verirdim. Maliyeti bir anda arttırmazdım, onları şaşırtmazdım. Ayrıca dışarıdan döviz getirenler burada benim alacağım politikayı çok net bir şekilde gördüğü için ona göre kur kararlarını verirlerdi ve bu sayede öngörülebilirliği elimden geldiğince böyle bir dönemde, yani Fed'in yaratmış olduğu belirsizliği azaltmak üzere yurt içerisinde öngörülebilirliği maksimuma çıkartırdım. Ve burada da piyasadan gelen piyasayla toplantıları sıklaştırırdım. Orada nereden nerede sıkıntı çıkıyor? Onların o sıkıntılarına karşı, yani bireysel ve bölgesel sektörel bazdan bahsetmiyorum. Makroyu dengeye etkileyecek önemli şeyleri varsa onlarla da konuşurdum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tabii ben Erdem Başçı olsaydım önce şerefimle istifa ederdim. Çünkü 3 yıldır yaptığı her şey yanlış çıktı. Yani sıcak para şimdi, Türkiye'ye aktığı sürece böbürlenmek kolay. Yani ilk krizde işte panikliydi. Yani hiçbir şey olmuyor. Aslında yok. Şöyle dün çok rahatız dedi. Yani vücut diline bakarsan vücut diline baktığında Erdem Başçı'nın hiç rahat olmadı. Son derece tedirgin oldu ve kendine hiç güvenmedi. Çok açıkça okunuyordu. Evet. Şimdi tamam, vücut dili zaten bugün birçok yazarda o konuya değinmiş. Ben rahatız derken şunu kastediyorum Atilla. Gerçekten rahat. Mesela bundan sonraki her açıklamamız dövizi düşürecek. Şimdi ben bekliyorum. Bir sonraki açıklamayı bekliyorum. Yani gerçekten o ciddi bir hani yani rahatsızlık. Ama yani sormaya devam ediyorsun ama yani vereceğim cevaplar hep aynı olacak. Bunlar tamam, çok o zaman ucuz sormuyorum. Bir blöftür. Yani tamam. Karşısındaki adamlar Erdem Başçı maalesef hiçbir ticari ya da yatırım bankacılığı tecrübesi olmayan bir akademisyen. Karşısındaki adamlar 30 yıllık timsahlar, yavrularını yiyerek büyümüşler. Evet. Bu adamlara ben faiz arttırmayacağım, döviz satarak Türk lirasının değerini istikrara kavuşturacağım demek açık çek vermektir. Spekülasyon yap, ben dövizde hayır, uzun pozisyon al demek. Zaten bu şu an döviz spekülatörlerinin muazzam işine yaramış durumda. Kesinlikle ya, onlar, Allah razı olsun yani hani. Hayır, onlar benim İsviçre'deki hesabım 4'e katlandı son bir haftada. Ne diyebilirim ki? Biraz da kaldıraç opsiyon falan yaptım. evet. Nasıl arttırıyorsunuz hocam diyor. Yok, şaka yapıyorum. Size izin mi verilecek diyor. Yani ben hani şöyle yapardım deyince hani Merkez Bankası Başkanı olsaydım şöyle yapardım deyince öyle. Şimdi vatandaşın ben görüşlerini de yansıtıyorum. Ahmet Öztürk diyor ki hocam diyelim Merkez Bankası faizi arttırdı. Cari açık veren repoda yabancıların 120 milyar doları varken, hisse senedi varken, özel sektörün bu kadar döviz borcu varken kasada sadece 30 milyar dolar yeterli mi doları durdurmaya diyor. Bunun cevabını verdik zaten. Yeterli değil. Ve şunu söyleyeyim. Bak ben Merkez Bankası'nı şimdi eleştirmiyorum. Yani para analizde yazılarımı okuyanlar göre ben Merkez Bankası'nı Erdem Başçı atandığından beri şey yapıyorum. Bu postmodern para politikasına gerek yoktu. Türkiye'ye çok fazla sıcak para giriyorsa biz bunu geleneksel yöntemlerle sterilize edecektik. Yani Merkez Bankası TL'yi basıp o dövizi alacaktı. Piyasadaki TL fazlasını da ters repo ile geri çekecekti.
Ne olacaktı biliyor musun şimdi? Ha, evet. Şimdi Merkez Bankası'nın bilançosunda 250 milyar döviz olacaktı. Aynen öyle. Ve Merkez Bankası o zaman çok rahatlıkla masaya yumruğunu vurarak gelin bakalım koçlar, hadi bakalım hangimizin burnu daha büyük diyebilecekti. Ve evet, burun yarışında da açık farkla önde olacaktı. Şimdi hani bu 40 milyar dövizle şey yani 1.60'lık adam 2 metrelik adama dayılanmış. 2 metrelik sormuş senin adın ne? Mülayim demiş öteki. Ulan demiş mülayim olmasa ne olacak? Bu da böyle 40 milyar dolarlık dövizinle 40 milyar dolar kadar konuşuruz. O da hık diye çıkar. Neyse gelelim şimdi diğer konulara. Konudan sonra şu an borsa açıldı Atilla. Hemen bir grafiği veriyoruz arkadaşlar. 64 bin seviyesinden açıldık. Evet, Atilla bu arada fon müziği Atilla veriyor. 65.519 seviyesinden kapanmıştık. Ve az önce en düşük seviye 64.155 olarak görüldü. Bu aşamada şeye de bakacağım. Vadeli işlemler borsasında ne kadar bir düşüş var? Vadeli işlemler borsasında 80 binden yaklaşık olarak şu an 78.500'e 1500 puanlı pardon flatline evet, yapmış. Evet 1500 puanlık bir geri çekilme var. Hemen dolara bakıyoruz. Dolar grafiği geliyor. Dolarda sabah saatlerinde 2.07'nin üzeri görüldü. Şu an dolar 2.05 ve 2.05'in altına doğru geriliyor. Bugün çok ciddi bir boşluk bırakarak açtı. Gece yarısı tabii uluslararası piyasalarda dolar işlem devam ediyor. Hemen gösterge kağıda bakalım. Gösterge kağıtta biliyorsun aslında orada işlem yok. Orada hacim yok. Orada hiç hacim yok. Bakın hacim sıfır. Şurada volüm yazıyor. Hacim sıfır ve gerçekten de hiçbir işlem yok. Dün 9.60'a kadar bir gerilemiş. Şu an 9.80 seviyesinde. Anlamsız ki, yani. Daha doğrusu piyasada eğer hacim yoksa şeyi görmemiz mümkün değil. Yani değerlere itibar etmemiz çok fazla mümkün değil. Bu arada sizlerin de çok merak ettiği altına da bir bakalım. Altında 1425 dolara doğru gelmiş. 1425 dolara doğru gidiyor. Altında yükseliş devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere geçen pazartesi günü zannedersem Üzeyir Doğan geldiğinde eğer bu seviye aşılırsa 1480'e doğru bir hareket olur ama 1480'in üzeri biraz zor. Suriye krizi nedeniyle de altın şu an yukarı yönlü hareket ediyor. Evet Atilla, şimdi hemen bu grafikleri gösterdikten sonra borsada biliyorum hiç konuşmayı sevmiyorsun borsayı ama benim için görüşlerini söyleyiver. Yani borsada bundan sonra nasıl bir seyir bekliyorsun? Dip neresi olur? 63 bin vallahi FK8'e ininceye kadar almam. Yani bu kadar basit. Gelişmekte olan piyasalarda şu anda hisse senetlerine dokunmam. FK8'in Ekim ortasına kadar endeks seviyesi kaç olur sence? Bilmiyorum vallahi. Onu hesaplayayım. Tamam, o şeye bağlı. Kar revizyonlarına bağlı yani. Bir de evet, bir de şu var şimdi. Seninki prospektif yani geleceğe dönük kar beklentilerine göre hesaplanan evet, geleceğe göre kar beklentilerine göre hesaplarda yani gelişmekte olan piyasalar ortası MSCI 8 Türkiye'nin biraz altında belki 7.5 olunca güvenli alırım. 2-3 sene içinde para kazanacaktım. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ekim ortasına kadar dünyada hiçbir hisse senedi piyasası prim yapmaz. Bu yalnız Fed'in QE'den çıkış meselesi değil artık. Bak, hiç kimsenin dikkat etmediği olaylar var aslında. Birincisi Çin'de 5 yıllık büyük ekonomi kongresi toplanacak ve bu yapısal reformların çerçevesini ortaya çıkartacaklar. Hı hı. Herkesin söylediği şu, Çin %7.5 büyüme ve yapısal reform hedeflerini bir arada tutturamaz. Birinden taviz verecek. Hı hı. İki, Abenomics'in bütün geleceği AB'nin gelecek seneki KDV ve kurumlar vergisi üzerinde alacağı karara bağlı. Bu da Ekim'de belli olacak. Amerika'ya döndüğümüzde cumhuriyetçilerin yine Ekim ortasında limitine erişilecek federal borçlanma yetkisi üzerinden bence en büyük tehlike o. Kesinlikle ya adam bence yani Tea Party de rasyonel bir parti. Kesinlikle sonuna kadar bu sabah kongredeki cumhuriyetçi liderin yazdıklarına sonuna kadar kanımızın son damlasına kadar Obama ile savaşacağız diyor. O da bir şey değil. Berlusconi'nin mahkum edilmesinden sonra partisi eğer meclis affedilmezse koalisyondan çekileceğini söylüyor. Letta'nın partisi de biz affetmeyiz diyor. Yani dünyanın bütün kara kuğuları Eylül ayında bir kere daha ufuklarımızdan geçecek. Ha kalıp yuva mı yapacaklar yoksa uçup başka yerlere mi gidecekler onu bilmek imkansız. Ama yani ben Ekim ortasına kadar ben açıkçası muhafazakar ve orta vadeli bir yatırımcıyım. Ben
Ekim ortasına kadar gerek Türkiye'de gerek bütün dünyada borsalarda çok iyi fırsatlar oluşacağını, bunun dip olmadığını söylüyorum. Anladım. Peki çok fazla dolar konusunda soru geliyor. Sen bir tahminde bulunabiliyor musun? Doların yani o euro dolar yani doların euroya karşı Ekim'den itibaren değer kazanacağını düşünüyorum. Çok açıkça söyledim. Bu seviyeler tabii çok abartılı. Türk lirası bir miktar Ekim'de hakikaten değer kazanabilir. Ama bundan sonra Türk lirasının kalıcı olarak dolara ya da herhangi bir döviz birimine karşı para kazanmasına imkan yoktur. Nereye kadar imkan yani yok? Yani sen şimdi şunu mu diyorsun? Yani 2'nin altına da mı düşmeyecek dolar yani? Yani düşmez. Çok zor. Aslında burada verilecek cevap cari açığın seyridir. Cari açığı düzeltmeyecek mi bu dolardaki yükseliş? Ya çok çabuk düzeltmez. Birincisi bizim ihracat o kadar döviz kuruna hassas değil. İkincisi anlamadığımız şu var. Yani ihracatın %60 ithal madde zaten. Onların da ama Atilla artıyor. Bak kriz sırasında ne oldu? 2008 krizinde, 2009'da ne oldu? Cari orada açık başka kaça bir düştü? Olay var ama. Orada başka bir 13 olay milyar var. Dolara düştü. Çünkü orada iç talep tamamen ortadan kalkmıştı. Şu andaki faiz politikası eğer... Canım bu... kurulardaki bu volatiliteden sonra iç talep mi kalır? Yok, i̇ç talep de... kalıyor. Şey değil İç yani, talep de zayıflayacak. Mesela Merkez Bankası faizleri ona çıkartıp kredi talebini tamamen öldürseydi... Türk lirasının değer kazanma trendine girmesi çok daha kolay olurdu. Şu anda iddia ediyorum. Merkez Bankası'nın benimsediği faiz seviyesi iç talebi daraltmaz. İç talebi genişleten bir faiz politikasıdır. Hı hı. Üstelik bir de şimdi yıl sonuna kadar faiz artırımı yapmayacağını söyledi. Bankalara daha fazla kredi vermek için lisans verdi. Böyle olmaz. İhracat biraz canlanır. Kurdan hı hı. fazla destek almayız. Çünkü Hindistan gibi bizle rekabet edenlerin de kuru düşüyor. Ama Avrupa toparlanıyor. İthalat bir miktar düşer. Petrol böyle devam ederse hiç düşmez. Çok açık bunun şeyleri. Cari açığı o şekilde yani cari açığı kurla çözmek hemen hemen imkansızdır. Türk ihracatına olan talebin %60'ını dışarıdaki talep gelişmeleri %30'unu kur belirler. Bu arada Almanya'da biraz büyümeye başladı. Amerika'da toparlanma doğrudur, yani, var. Tamam hadi ihracatımız %15 büyüsün. Tamam yani imkansız ama hadi büyüsün diyelim. Bu arada Orta Doğu pazarlarını kaybettik o başka bir hikaye. Ama sizin ithalatınız senede %10'un altına düşemiyor. Yani böyle bir şey var. Dediğim gibi iç talebi baskılayamıyorsunuz. Ancak iç talebi baskılarsanız ekonomiyi resesyona sökmeyi göze alırsanız bu işi çözebilirsiniz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda altın ve enerji dışı cari açık doların değerini belirleme konusunda hiçbir anlam ifade etmiyor kardeşim. Yabancı ona bak, yatırımcı ona bakmıyor. Yani senin aylık cari açığın 5 milyar dolar. Bunun altına iniyor mu kalıcı olarak? Tamam. O zaman TL'de pozisyon almaya başlayabilirsin. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Şu anda 10 yıllık faiz 10.25. Banka mevduat faizleri 9.5. Merkezin yapmadığını onlar yapar. Banka bir aylık mevduatı 12 vermeye başlar. 2 yıllık gösterge faiz 12'ye çıkar. Tamam. O zaman piyasa kendi faiz mekanizmasıyla Türk lirasını destekleme kararı almıştır. O zaman da Türk lirasında pozisyon alırım. Ama aksi halde yapısal olarak bir tedbir almadığımız sürece ve ben çok açık ve net söylüyorum. 2015 seçimlerinin sonuna kadar ki ondan sonra tarihin en acı istikrar programını yedirecekler bize. 2015 seçimlerinin sonuna kadar küçük dalgalanmalar hariç Türk lirası dövize karşı değer kazanmayacak. Evet Atilla maalesef süremiz doldu. Zaten yani intiharlar da başlamıştır herhalde. Evet sevgili seyirciler maalesef süremiz doldu ve borsada şu an endeks seviyesi 64.213. Çok teşekkür ediyorum bize geldiğiniz ve konuk olduğun için. Evet böylelikle sevgili bir paranın rotasının sonuna daha geldik. Bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyeceğimi unuttum. O sırada Atilla bana hareketler yapıyordu sevgili seyirciler. Bu aşamada şu an ortalık durulana kadar benim tavsiyem sizlere yatırım konusunda şu an ani kararlar artık vermemek gerekiyor. Şu dalga bir geçsin, ortalık yavaş yavaş durulsun. Ondan sonra yatırım kararlarınızı vermek gerekiyor. Panik bir şekilde vereceğiniz her karar size zarar verecektir. Bu ispatlanmış bilimsel bir konudur. Yarın sabah yine paranın rotasında görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.